Ekonomi konusunda efendim şimdi çok konuşuluyor. Diğer siyasi partilerin, özellikle meclisteki siyasi partilerin çözüm ürettiğini düşünmüyor musunuz? Şimdi bakın Yani ekonomi politikalarında şimdi bir çokça. kere AK Parti çözüm üretse zaten burada boğulmayız. Yani AK Parti zaten iktidarda. Çözüm üretse 2003'ten bu yana 16 yıl geçti. AK Parti çözüm üretse 16 yılda boş batağında bugün boğulma noktasına gelmezdik. Demek ki AK Parti bizim için bir çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bütün sözcüleri, genel başkanı özeti şu. Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizden istediği hukuki düzeni kuralım. O zaman buradan kurtuluruz. Bu ne demek? Amerika'nın bize dayattığı hukuku kabul edelim. Teslim olalım Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunun içinde efendim Kıbrıs'tan Türk ordusunun çıkartılması da var. Ermeni soykırımını kabul etmek de var. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında kabul edildiği gibi özerklik yapmak var. Bunların hepsi var ve Amerika'nın ekonomisini kabul etmek. Amerika bu sayede muslukları açacak. Onun önerdiği, dayattığı hukuku kabul ettiğimiz zaman Amerika muslukları açacak. Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye'yi kurtarmış olacak. Yani sonuç itibariyle AK Parti'nin Türkiye'yi bugüne kadar 16 yılda getirdiği ekonomi politikasını Cumhuriyet Halk Partisi devam ettirelim diyor. Hatta AK Parti devam ettiremiyor. Amerika'ya kafa tutuyor. Halbuki biz gelirsek Amerika'ya kafa falan tutmayacağız. Onların önerdiği hukuki düzeni kuracağız. Böylece ekonomimiz kurtulacak. Şimdi bunların ikisi de çatal çıkmaz. Yani AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ekonomide ve güvenlikte de çatal çıkmazı temsil ediyorlar. Çatal çıkmaz. Yani iki tarafı da çıkmaz. Çatal kazık batar mı batmaz mı? İki, hani bu yoldan da gitseniz çıkmaz, bu yoldan da gitseniz çıkmaz. Onun için Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi tek seçenek. Hani üçüncü seçenek değil. Şunlar söyleniyor. Bizim kendi örgütlerimiz arasında da söyleyenler oldu. Ya biz de seçeneğiz. AK Parti, CHP var bu seçimlerde. Biz de varız. Üç seçenek var. Hayır, üç seçenek yok. Bir seçenek var. Biz varız diyorsunuz. Neden bir seçenek var? AK Parti yolundan giderse Türkiye boğulacak. CHP yolundan giderse Türkiye yine boğulacak. CHP yolundan güvenlikte giderse Türkiye ayrıca parçalanacak. PKK ile işbirliği yaptıkları için. Yani sonuç itibariyle AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye için çatal çıkmazı, ikisi de seçenek değil. Yani oralardan giderek yaşamak mümkün. Ölmek seçenek mi? Evet. İntihar etmek seçenek mi? Değil tabii. Ha, şimdi AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi biri ölmeyi, biri intihar etmeyi temsil ediyor. İkisi de ölmek. İkisi de çıkmaz yol Evet. diyorsunuz. İkisi de ölüme götüren yol. Onun için onları seçenek olarak görmek çok büyük bir yanlış. Türkiye'nin önünde ölmek ve intihar etmek diye seçenekler yok. Türkiye'nin önünde tek seçenek var. Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi yani halkçı, devletçi, özel sektörün girişimine şey yapan, hayat tanıyan ve onu teşvik eden karma bir ekonomi, planlı ekonomi. Plan yapmak zorundayız. Plansız olmaz. Bakın plansızlığın sonuçlarını bir misalle anlatalım. 2 milyon 200 bin konut stoku var. 2 milyon 200 bin konut yapılmış. Efendim, işlerinde ne çocuk var, ne çoluk var, ne oynayan var, Sahibi yok ne gülen diyorsunuz. var, ne ağlayan var, ne ekmek getiren baba var, ne evde diken anne veyahut da yine işinden gelen anne var, ekmek getiren anne var, hiçbiri yok. Evlerin içi boş. 2 milyon 200 bin tane ev yapmışız ama bunlar içinde insan yaşamıyor ve bir işe yaramıyor. Yani çöpe atmışız Türkiye'nin kaynaklarını. Peki çöpe attığımız kaynağın hacmi ne? 2 milyon 200 bin konutu ben konut başına 300 bin liralık bir maliyet sordum. 300 bin ortalama doğrudur dediler. 600 yani 700 milyar Türk lirasına yakın bir kaynağı arkamızdaki bu inşaat sektörünü böyle havalandırdığımız dönemde gitmişiz yere gömmüşüz. AK Parti'nin politikaları yüzünden. 700 milyar lirayla neler yapılırdı? Bakın 700 milyar lirayı düşünün.